Ama toplum nasıl etkileyecek? Toplumları nasıl etkileyecek? Evet, e, izninizle ben de buradan öyle bir soru sordunuz ki tam başka geçmek istediğim alanla ilgili bir soru. Ben de birazcık başka alanlara geçerek evet. bu soruya cevap vereyim. Evvela şunu e, belirtmekte fayda var. Bilimsel buluşlar bulunmadan önce bulunacağını bilmek ve de onların bizi nereye götüreceğini tahmin etmek mümkün değil. Bunu da bence Hı. bilmek çok önemli sosyolojik bir tespit olarak. Çünkü bu tespiti yapamayan bazı çok ünlü tırnak içinde, yani tırnak içindesi yanlış oldu çünkü ona gerçekten çok ünlü tırnak içinde değil ama, e, sosyologların bazı yanlış teorileri nasıl bunu e, göz önünde bulundurmadan ortaya attıkları söylüyor. Mesela bunlardan bir tanesi Auguste Comte. Mesela August Comte tarihin aşamaları nasıl olduğunu bilebileceğimizi söylüyor toplumlar işte teolojik evreden metafizik evreye geçiyorlar. Metafizik evreden ileride bilimsel pozitivist evreye geçecekler. Marx'ta aynı şeyi görüyoruz. İlk önce işte diyelim başka evreler var sonra kapitalizme geçiniyor. Kapitalizmden sosyalizme sosyalizmden daha ileride e, komünizme geçiyor. Aşağı yukarı dikkat ederseniz zaten kontun teorisi ilk önce sosyoloji yerine sosyal fizik adını koyuyor. Yani kendisinin sosyolojiyi bir fizik olarak ele alma isteğini görüyoruz orada. Marx da kendisini aslında adeta tarihin Newton'u görüyor. Nasıl Newton doğanın yasalarını keşfettiyse ben tarihin yasalarını keşfettim şeklinde bir fikir görüyorsunuz Mars'a baktığınızda. Oradaki şeyi aşağı yukarı şöyle tarif edebiliriz. Aşağı yukarı diyelim eğik atış şöyledir. Fizikte işte şöyle bir şey giderse şu şekilde düşer. Aşağı yukarı tarihte de buna benzer yasalar olduğunu söylüyorlar. Biz tarihte nerede olduğumuzu söyleyin. Mesela hmm. teolojik aşağıda mıyız? İleride işte metafizik aşamaya geleceğiz. Ondan sonra işte pozitivist aşamaya geleceğiz. İşte şeyde miyiz? İlk önce e, kapitalizm miyiz? Sosyalizme geleceğiz. işte son aşama komünizme geçeceğiz. Fizik yasası gibi. Komünizmde misin söyle. Hatta geçmişin de tahmin edebiliriz. Demek ki komünistten önceden önceden sosyalizmdeydin. Önceden şey dedin. Şimdi fizikte bunu yapmak mümkün. Dikkat ederseniz bir taşın atılışından veya herhangi bir şeyi attığımızda şurada mesela kalemi atsak eğik atışla düşecektir. Bunun ileriden de geriye de resmini. Buradan ileriye doğru da fiziksel olarak tarif edebiliriz. Havada bir bunu fotoğrafını yakalasa geride nereden gittiğini, ileride nereye düşeceğini de çok rahat bilebiliriz. Bazı kimseler tarihin böyle yasaları olduğunu düşündüler. Burada bunlara yöneltilik, benim Karl Popper'ın çok beğendiğim bir eleştirisi var. İşte tam bu bilimsel konuların ben de o demin sorduğunuz soruyla ilişkilendirdiğim kısmı o. Diyor ki biz tarihin geleceğini bilemeyiz. Bunun başka örnekler de var ama verdiği çok önemli itirazlardan bir tanesi şu. Bir, bilimsel bulgular tarihin değişimine yön verir. Mesela örnek verelim. Mesela elektriğin bulunması bulunmasaydı şu andaki tarih çok çok farklı olur. Mesela Sörn'ün özellikle katkılarıyla internet bulundu. Mesela internetin bulunması bugün Arap Baharı'nda işte Kaddafi'nin e, ve diğer diktatörlerin birçoğunun indirilmesinde önemli bir unsur oldu. E, yani Söylediği şey şu yani bilimsel bulgu tarihin yönünü değiştiriyor. Mesela atom bombasının işte Eşittir, MCK, hocamızın bahsettiği enerjinin, maddeye birbirine dönüşebileceği formülden e atom bombaları bulundu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dünyada uluslararası ilişkilerde hakim olan sistem işte iki kutuplu sistemdir. İki kutuplu sistem üzerindeki ilişkilerin çoğu da atom silahlarının geliştirilmesi üzerinden tarif edilir. İlk önce işte e bir Amerika atom bombasını bulmuştu. Sonra Rusya bulur. Sonra hidrojen bombasını bir bulur. Sonra diğeri bulur gibi. Mesela uluslararası ilişkilerin tarifinde de mesela çok önemlidir. Bu bilimsel buluşların götürdüğü yer bizi. Fakat burada şuna dikkat edelim o zaman. Bilimsel buluşlar bulunmadan önce bu bilimsel buluşları bulunacağını bilemiyoruz. Yani E, e mc kare diye bir şey çıkabileceğini bilemiyoruz. İnternet olmadan önce internetin olabileceğini bilemiyoruz. E, doğal olarak da bunlar olmadan onları bilemeyeceği Onların bizi nereye götüreceğini mesela internetin Arap bağrına götüreceğini ve hatta E mc kare'nin uluslararası ilişkilere etkileyecek bir teori olacağını da bilemiyoruz. Bunun da aslında anlamı şu. Ee, biz tarihin geleceğini bilemeyiz. Yani Kont'un, Marx'ın <laughs> Şimdi bu teoriler de çok önemli. Şu an hala birçok kimse pozitivizmin müthiş etkisinde, Auguste Comte'un teorilerinin. E, Marksizm 1990'lara kadar dünyanın üçte birini hakimiyeti altına almış bir sistemdi birçok dünyanın yerinde e, kimse tarihin bu şekilde yasaları olduğu ve geleceğini bilebileceğini düşünüyordu. O yüzden eğer ki ben de burada bu bilimsel bulgular bize şunları buldurur, bunlar bizi tarihi şuraya götürür şeklinde bir yorum yaparsam böyle hani tarihin sanki yasaları var onu keşfedip ileri tarif edebilen gibi tam bu eleştirdiğim, ben de Karl Popper gibi aynı şekilde eleştirdiğim kişilerle Aynı noktaya düşerim. İşin doğrusu bunun bizi nereye götüreceğini bilmemiz, kimsenin de bilmesi benim bilmem Sadece bilinmesi mümkün olmayan bir alan olduğunu düşünüyorum. Karl Popper bunları eleştirirken şunu da söylemeliyim. Bunları felsefi açıdan yanlış olduğu için eleştiriyor. Fakat diğer taraftan bunları kitabının da başlığı açık toplumun düşmanları diye nitelendiriyor özellikle tarihin yönü olduğunu bilenleri. Çünkü o tarihin yönü olduğunu, tarihin yönünü bulduğunu iddia eden insanlar bir gün toplumları yönetme seviyesine gelince onlar nasıl olsa geleceği biliyor. Ben tarihin yasalarını bilen kişinin demenin kendine verdiği ne? topluma yön veriyorlar. Halk için halka rağmen politikaları izliyorlar. Halk nasıl olsa nereye gideceğini bilemez. İşte biz tarihin nereye gittiğini biliyoruz. Onları tırnak içinde gericilikten kurtarıp tarihin ileri aşamalarına taşıma vazifesini alıp baskıcı rejimler kuruyorlar. Başarı örneği var mıdır bu sistemin? İşte yani işte Marksist sistemlerin dünyadaki sonu belli. Yani